Merhaba Hayatım Mutfak izleyicileri, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok lezzetli, çok hafif bir tatlı yapacağız arkadaşlar. Tatlımız için bir paket petibör bisküvimizi blenderımıza alalım ve toz kıvamına gelinceye dek haznemizde blender ile çekelim. Petibör bisküvinin yerine burçak bisküvi de kullanabilirsiniz. İki çeşit de çok lezzetli olur, tavsiye ederim. Bisküviler toz haline geldikten sonra üzerine bir çay bardağı ceviz ilave ettim ve bir yemek kaşığı dolusu tereyağını da eritip onu da üzerine koydum ve tekrar blenderımı çalıştırıp bütün hepsini karıştırdım. Cevizi ilk başta koymadım çünkü çok toz halinde olmasını istemiyorum. Gördüğünüz gibi tatlımızın taban kısmı için bisküvilerimiz hazır hale geldi. Tatlım için şöyle 20 santim çapında kelepçeli kalıbın sadece kasnak bölümünü alıyorum ve servis edeceğim tabağın içine koyup bisküvili karışımı da içine döküp bir kaşık yardımıyla iyice bastırarak bisküvileri sıkıştırıyorum. Eğer ki arkadaşlar kelepçeli kalıbınız yoksa herhangi bir cam tepsiye, fırın tepsisine de yapabilirsiniz. Hepsi de çok lezzetli olacaktır. Ama biraz daha görüntü, şekil güzel olsun derseniz benim gibi bu yöntemi de uygulayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi sıkıca kaşıkla bastırdık. Taban kısmımız hazır hale geldi. Dolaba kaldırabiliriz. Şimdi tatlımızın asıl olan yerine muhallebili bölümüne geldik. 1 litre sütümüzü tenceremize alalım ve ocağımıza koyalım. Üzerine arkadaşlar 1 su bardağı irmiğimizi ilave edelim. 1 su bardağı şekerimizi ilave edelim. Ve kaynayıncaya dek, fokur fokur kaynayıncaya dek karıştırarak bütün malzememizi pişirelim arkadaşlar. İrmikli muhallebim artık kaynamaya başladı. Bu aşamada arkadaşlar ocaktan almadan bir paket vanilya ve bir tatlı kaşığı tereyağımı da içine atıyorum. Tereyağı eriyinceye dek şöyle karıştırma işlemini sürdürüyorum. Ve bu şekilde artık muhallebim hazır hale geldi. Muhallebimiz hazır hale geldikten sonra buzdolabında beklettiğimiz bisküvili karışımın üzerine muhallebimizi döküyoruz. Şöyle düzgün olması için sallayıp artık ilk sıcaklığı gittikten sonra buzdolabımızda en az 3-4 saat beklemesi için dolaba kaldırıyoruz. Tatlımız buzdolabında dinlendi, iyice kendine geldi ve üzerine istediğiniz fındık kırıklarıyla, isterseniz fıstıkla, isterseniz sade şekilde bile süsleyip ya da süslemeden servis edebilirsiniz. Ben bu şekilde fıstıkla biraz süsledim ve üzerine de taze meyvelerden koyup servis ettim arkadaşlar. Burada 8 eşit dilime ayırdım ama 16 dilimde rahatlıkla çıkartabilirsiniz. Tamamen burada da kesim işlemi size bağlı. Bayağı bereketli ve çok da lezzetli bir tatlı oluyor. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Eğer ki beğendiyseniz de varlığınızı yorum ve beğenilerinizle hissettirseniz çok sevinirim. Gördüğünüz gibi tatlım artık servise hazır hale geldi. Gerçekten şahane ve çok hafif bir tatlı oluyor. Böylelikle bir tarifimin ve videomun daha sonuna geldik. Eğer ki tarifimi ve videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer tatlı çeşitlerimi de yine kanalımdan bakabilirsiniz, izleyebilirsiniz. Eğer abone değilseniz de abone olup bildirim sesini açarsanız yeni tariflerimden, yeni videolarımdan da haberdar olmuş olursunuz. Farklı tariflerde, farklı videolarda da görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın.